Az önce biraz yükseldiniz siz. Yani şimdi... Şimdi kayınvalideniz geliyor. Bence o tutumunuzu biraz böyle minimuma indirmeye çalışın. Ters tepebilir çünkü. Bir laf vardır Ayşegül Hanım. Köprüyü geçene kadar ayıya dayı demek lazım. Ama bu kötü bir laf oldu şimdi. Yani ne diyorsunuz biraz yani? Biraz alttan almaya çalışacağım, onu demek istiyorum. Ya belki tamam, verdiğim misal yanlış olabilir. Ya ama olmadı şimdi. Yani diyorsunuz ki yani ben işte Gamze bana evet diyene kadar ya da Gamze ile yine beraber olana kadar ben öbür tarafı idare edeceğim oluyor. Şöyle şunu demek istiyorum. Ben buna hani, inanın gerçekten şöyle siz ben yani. İşlerimi yoluna koyacağım. Ben çalışacağım. Efendime söyleyeyim içkimi bıraktım hayır, zaten. Az önce söylediğiniz şeyleri bakın uygun bir dille daha sonra kayınvalidenize yahut kayınpederinize de anlatabilirsiniz. Ya anneciğim babacığım hani bu kadar benim hayatıma hani müdahil olmayın. Ben bazı şeyleri kendim göreyim ya da gördüm. Artık bundan sonra hani bunun çabasını ben göstereyim. Diyebilirsiniz bunu anlamayacak insanlara benzemiyorlar. Yani anneyi gördüm. Ben zaten. Açıkçası Perihan anneden biraz şüpheliyim. Biraz anlayışsız, biraz dominant. Demin sizin söylediğiniz gibi dominant bir karakter. Hani böyle şeyleri çok anlayacağını düşünmüyorum. O yüzden hani dedim ki ben alttan almaya devam, alttan alacağım Ayşegül Hanım. Vallahi %100 böyle davranın derim yani. Kazançlı çıkarsınız bence yani. Gidelim ya. Ha? Gidelim ya. O da bir şansı hak eder. Hak etmez mi? Hakkı bir şansı daha hak etmez mi? Kötü bir insan olmadığını çok iyi biliyorsun. Ne kötülüğünü gördün? Tamam konuşalım. Onun kötülüğü kendisine, bana. Tamam gidelim konuşalım. Bir şey demiyorum. Kabul ederse güzel. Bir şey demeyeceğim. Bir şey demiyorum. Hep senin dediğin oldu. Kıyamadım sana. Ama ona göre karar ver. Tamam. Hadi. İnin. Sadece Gamze'nin değil, ailesinin de gönlünü almanız gerekiyor bence. Evet, haklısınız Ayşegül. Öyle düşünüyorum yani. Al buyurun. Anne. Hoş geldin anne. Öpeyim. Otur. Razı ol. Hoş geldiniz valla. Teşekkür ederim. İyisiniz inşallah. İyiyim. Görüşmeyeli. oğlum, geldik bakalım anlat. Hoş geldiniz anne. 4 aydan beri neredesin? Anne ben biliyorsun ben ulaşmaya çalışıyorum ama sen hep engel oluyorsun. Ne değişti 4 aydan beri? Anne 4 aydan beri çok şey değişti. Ben hani bir müsaade etsen ben anlatacaktım, Gamze'ye de anlatacaktım, sana da anlatacaktım ama sen dinlemiyorsun yani. Aynı. Yani anlattıklarını ben... gördüm, duydum. Sen kızımı alkole mi alıştırıyorsun? Anlat Hakkı. Bir dakika bir sakin anlat. Olun. Durun bir Hakkı Bey ne söylemek istiyorsa söylesin. Benim çok üstüme geliyorlar bir yok, anda. Yok şu an üstünüze gelinen hiçbir şey yok. Bir şey söylemedi kayınvalideniz. Sadece dedi ki neredesin ama siz de müsaade etmemişsiniz buluşmalarına, görüşmelerine Perihan Hanım. Aramış. Bir saniye izin verir misiniz? Aramış sizi, arama kızımı artık görüşme... Evet, dedim öyle. Kızımla demişsiniz yani hani 4 aydan beri neredeydin sorusu biraz doğru bir soru olmuyor. Ama 4 ayda ne değişti sorusu valla doğru bir soru. Bence Hakkı Bey anlatsın neyin değiştiğini hayatında. Ben Ayşegül Hanım'a da söyledim. Ben içkiye tövbe ettim. Bıraktım. Yani... İçkiyi bıraktın. Bıraktım, tamamen bıraktım. Arkadaşlarla da öyle her gün görüşmüyorum. Ben artık bir aile olmak istiyorum Gamze. İçkiyi bıraktın Hakkı. Kesinlikle bıraktım Gamze. Kesinlikle bıraktım ve iş planım var. Arkadaşlarla bir sermaye biriktirdik. Beraber toplaştık, bir kafe açacağız. Çok da işlek bir caddede açacağız.
çok güzel, her şey tamam. Hatta masalar, sandalyeler, efendim işte dolaplar, bilmem ne, her şey alındı. Yeni bir işe girişiyoruz. Ben artık adam olmak istiyorum. Ailenin haberi var mı buraya geldiğinden, başvurduğundan? Tabii, ailemin haberi var. Zaten biliyorsunuz ben aylardır Gamze'ye ulaşmaya çalışıyorum. Ben onu anlatmak istiyorum ki ben hani değiştiğimi anlatmak istiyorum ya. Ben yeni bir hayat kuracağımı, Gamze ile beraber adım adım ilerleyeceğimi, güzel bir geleceğe doğru gideceğimi ben anlatmak istiyordum ama maalesef ulaşamadım. Gamze, sana ulaşamadım. Annen açtırmadı. Niye inanayım sana? Gamze, ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum ama yetiyor mu? Gamze gerçekten çabalıyorum. Ne değişecek bizim hayatımızda? Gamze, hakkı? Düzenli bir aile olacağız ya. Düzenli bir aile olacağız. Yani ben eskisi gibi ailesine sahip çıkmayan, ailesini hor gören, eşini öyle evde yalnız başına bırakıp gidip sağda solda sürten bir hakkı olmayacağım. 4-5 yıldan beri bunları yaptığın için işte Gamze geldi. Artık yapmayacağım anne, artık yapmayacağım. Bu evliliği kurtarmak için bir tek koşulum var. Sivas'a geleceksin. Sivas'ta gözümün önünde duracaksın. Ters gelmesin ama iç güveye olacaksın. Sana iş bulacağım. Olmadı iş kuracağım. Var mısın? Anca bu şekilde bu evlilik kurtarılacak. Anne şimdi... Ama şimdi Gamze... burada yeni bir şeylere başlamış, yeni bir girişimi var. Evet. Ben de araçta söylediğiniz bu muydu şartım dediğiniz? Evet. Benim de şartım. Evet. Benim gözümün sizin önünde olsunlar istiyorum. Aynen öyle Ayşegül Hanım. Çünkü bir şeylerin değişmesi lazım. Ben aynı şeyleri tekrar yaşamak istemiyorum. Siz yani dizinizin... özür diliyorum. Dizinizin dibinde olsun istiyorsunuz. Gözüm çünkü bu anlamda olsun. Güvenmiyorsunuz Hakkı evet. Bey'e. İş bulacağım. İş bulamadım, iş kuracağım. Ama benim onca planlarım Ayşegül Hanım. Herkesin bir planı vardı. Gamze ben yeni bir hayat kuracağım ya. İstanbul'da yeni bir hayat kuracağız. Sivas'ta ne yapacağız biz? Hakkı... Biz ne yapıyoruz Sivas'ta? Anneciğim. Anne. Anne yani yapma, gözünü seveyim. Tamam. Biz İstanbul'a alışmışız. Gamze kaç yıl orada okumuş. Biz orada gezmişiz, tozmuşuz. Anılarımız var. Hakkı. Orada sahillerde gezmedik mi? Kafelerde oturmadık çok, mı? Bu çok net. Bu çok net. Eğer istiyorsan... ve gerçekten bu şansı kullanmak istiyorsan Sivas'a benimle gelirsin. Sonuç olarak ben yanında olacağım için nerede olduğunun çok bir önemi yok diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Yani yanılmıyorsun. Tamam, ben seni yanımda istiyorum. Ben seni her halükarda hayatımın bir parçası yapmak istiyorum. Hayatımın baş köşesini almak istiyorum seni ya. Hayatımın baş köşesini almak istiyorum ama... Ama beni baş köşesine koyma. Ben bunu istemiyorum ki. Ben değer görmek istiyorum. Aynı şeyleri yaşamak istemiyorum. Beni baş köşesine koyma hayatının. Gamze Hanım şöyle bir şey söylüyor yani nerede olduğumuzun çok önemi yok. Madem önemli olan beraber olmamız yani yan yana olmamız. Bunun hangi şehirde olduğunun çok önemi yok diye düşünüyorum. Ayşegül Hanım zaten 4-5 yıldan beri olsaydı bir takım şeyler olurdu. Olmadığı için böyle oldu. Bak annemin bizim yüzümüzden ne kadar yıprandığını biliyorsun. Gerek var mı bunlara? Yani ne fark edecek biz birlikte olduktan sonra? Ankara olsun, İstanbul olsun, Sivas olsun. Yeni bir sayfa açalım. Belki bambaşka bir hayatımız olacak. Yeter. Evlilik çocuk oyuncağı değil. Ben gidiyorum. Bir türlü karar veremediniz. Anne tamam gitme. Tamam. Tamam Sivas'a gidiyoruz. Tamam kabul ediyorum Sivas'a gidiyoruz. Tamam. Ediyorsun. Evet kabul ediyorum Sivas'a gidiyoruz. Tamam. Dediğiniz gibi olsun. Hakkı tamam. Emin misin? Eminim. Dediğiniz gibi olsun. Sivas'a gidiyoruz. Madem sen istiyorsun, benim artık diyecek bir şeyim yok. Yani sen istiyorsan, ben seni hayatımın merkezine koyduysam buna katlanacağım. Beraber gideceğiz. Yeni bir hayat kuracağız. Sen nereye? Ben oraya Gamze. İşte bu. Tamam. İşte bu. İnşallah güzel olur. İnşallah her şey umduğunuz gibi olur. Allah hepinizi de umduğuna nail etsin. Bence konuşun, Sivas'ı konuşun. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Sivas'ı onlara konuşun. Rica ederim. Buyurun siz devam edin. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim.